Arkadaşlar bu dersimizde dünya ticaretinin yoğunlaştığı deniz, hava ya da demir yollarından bahsedeceğiz. Bu yollar önemli bilgi olarak karşınıza çıkacak. Bu yollarla ilgili yorumlarınızla sorular üzerinde detaylandırmanızı kolaylık sağlayacaktır. Şimdi deniz yolu dediğimiz en ucuz. Lütfen bu vurguya dikkat edelim. Deniz yolu en ucuz. Tek seferde çokça yük taşıyabiliyoruz ve emniyetli. Bunlar büyük avantaj sağladığı için ne yapmışlar arkadaşlar? Deniz yolu dünya ticaretinde en ucuz ve en çok kullanılan ticaret yolu olmuştur. Peki yoğunlaştığı alanlar ne ilerce KÖSM'nin böyle soruları yoğun olarak karşımıza çıkardığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Yine kitap bilgilerinden de uyarlama bu bilgiler oldukça işinize yarayacaktır. Yoğunlaştığı alanlar ilk aklımıza gelecek Kuzey Atlantik yolu. Yani bakın Atlas Okyanusu'nun bu İspanya Portekiz arasından çıkıp New York'a doğru uzanan yolun yani Atlas Okyanusu'nun geçtiğimiz alanın oldukça yoğun olduğunu görüyoruz. Yine Panama Kalın'ın varlığı da Kuzey Atlantik yolunun bu anlamda dünya ticaretinin deniz yolu olarak en geliştiği, en popüler olduğu alanlar arasına girmesine sebep olmuştur. Neydi orası? Avrupa ile Amerika arası. Yani kafamızda şöyle bir şekillendirirsek İspanya Portekiz'den çıkıp New York ya da Panama'ya doğru ilerlediğimiz o Atlas Okyanusu üzeri oldukça yoğun deniz yolu trafiğine sahip Akdeniz, Asya ve Avustralya yolu yine Akdeniz, Süveyş ve Kızıldeniz'den Doğu Afrika, Çin ve Avustralya'ya hatta Japonya'ya kadar ulaşabileceğimiz önemli deniz ticareti yollarıdır hatırlatma Avrupa nehirlerinde ulaşım ve taşımacılık gelişmiştir şimdi burada önemli bir soru sormak istiyorum Türkiye nehir bakımından oldukça yoğun. Yani nehir sayısı bakımından Türkiye oldukça gelişmiş ülkeler arasında nehirimiz çok. Ama biz Türkiye'de nehirlerimize Bartın çayı hariç çok fazla ulaşım ve taşımacılık yapamak, yapamamaktayız. Şimdi bunun sebebi sorulursa bize ne diyeceğiz arkadaşlar? Bizim nehirlerimizin oldukça yüksek ve eğimli sahalardan akması ve bu anlamda da ulaşım ve taşımacılık için riskli olması. Yani debilerinin oldukça taşkın ve çok olması. Peki Avrupa nehirlerinin bu kadar yoğun ulaşım ve taşıma yapılabilmesini sağlayan temel faktör nedir? Demek ki Avrupa'da oldukça düz bir yer. Düz olması bu anlamda nehirlerin debisinin daha az olması ve çok daha kolay ulaşıma ve taşımacılığa açık olmasını sağlamıştır. Önemli bir detay lütfen unutmayalım. Avrupa daha düz bu anlamda nehirler ulaşım ve taşımacılığa uygun. Türkiye'nin yüksek sahalarda olması bu anlamda nehirlerinin taşıma ve ulaşım için çok da fazla kullanılmamasına sebep olmuştur. Evet hemen arkasından arkadaşlar demir yollarımız geliyor. Demir yolları Japonya, Fransa, Almanya, İngiltere çok ilerlemiştir. Demir yollarında önemli bir detay dünya üzerinde en çok gelişmesi gereken yollar arasında ne bulunmaktadır arkadaşlar? Demir yolları. Bu anlamda karayolundan çok neye öncelik vermeliyiz? Demir yollarına. Türkiye'de durum biraz değişik. Az sonra ona bakacağız. Hemen onu da gerekirse Kuzey Amerika, Avrupa, Japonya en geliştiği yerler arasında. Bakın bu ülkeler zaten bu anlamda sermayeyi de kendi içlerinde oldukça yoğun tutabilen ülkelerdir. Karayolları gibi her yere ulaşım sağlayamaması da bu anlamda demir önemli dezavantajları arasında. Tekrar ediyorum karayolları gibi her yere ulaşım sağlanamaz. ÖSYM yine bu şekilde sorular sizin karşınıza çıkartacaktır. Burada önemli detay neymiş? Karayolları her yere ulaşım sağlarken demir her yere ulaşım sağlamamız çok da mümkün olmamakta. Bu da önemli bir dezavantaj demir için. Hava yolu arkadaşlar. Hava yolu deyince aklımıza Hollanda, Belçika, Lüksemburg. Hemen burada kesmek istiyorum cümleyi. Bu ülkeleri gördüğüm zaman gelişmiş ülkeler geliyor aklıma. Evet ne diyeceğiz? Gelişmiş ülkelerde hava alanları, hava yolları oldukça yoğundur ve işlektir. Ama değil. Neden değil derse hemen orada bir ünlem koyalım cümlenin sonuna. Diyelim ki bu ülkeler oldukça küçük yüz ölçümüne sahip. Yani ülke bu anlamda hava yolu için çok da uygun değil. Neden uygun değil? Gerek yok, ihtiyaç yok. Yani ülkenin bir bölgesinden bir bölgesine ortalama yarım saate 45 dakikada gidebiliyorsun karayoluyla. O yüzden hava yolu sermaye olmasına rağmen çok fazla talep görmemektedir. Sebep budur arkadaşlar. Lütfen cümlenin sonuna dikkat edin. Yüz ölçümleri küçük olduğu için bu ülkelerde çok fazla havaalanı kullanmaya ihtiyaç yoktur arkadaşlar. Hava ulaşımının Üçte biri yine ABD'de gerçekleşmekte. Bu anlamda en popüler ülke zaten ABD yine İngiltere'de bu anlamda popüler ülkeler arasında. Turizm bu anlamda bu sektörün canlanmasında öncelikli sebepler arasında gösterilebilir rahatlıkla. Yine bir diğer hatırlatmamız trafiğin en yoğun karayolu ülkemizde İstanbul, Ankara ve İskenderun hattıdır. Doğu Karadeniz'in kıyı yolları da işte katlardan neden kıyı diye sorarsa, iç bölgelerde yer şekillerinin açması, dağların yükseltisinin fazlanaşması, bölgenin içinin değil kıyısının daha fazla işlek olmasına sebep olmuştur. İzmir'i iç kesimlere bağlayan yollarda oldukça işlek. Zaten İzmir ve bu anlamda kıyısı oldukça güzel bir yol sahasına sahip çünkü yükseltisi oldukça az. Büyük limanlarımız demiryolu bağlantısına sahiptir bunu unutmayalım. Neler onlar? İstanbul. İzmit, Bandırma, İzmiş, Mersin ve İskenderun limanları. Bakın bunlar büyük liman olma özelliğinden dolayı demir yolları hatlarının öncelikli yer olmasına sebep olmuştur. Yer şekillerinden dolayı. Doğu Karadeniz. Kim bunlar? Ordu, Giresun, Trabzon, Rize gibi ve Batı Akdeniz'e yani Antalya, Muğla kıyısına demir yolu ulaşımı yapmak oldukça zor olmuştur bizim ülkemiz için. Yani bizim şartlarımızdaki ülkelerde maalesef yer şekillerine biz ne yapmak zorundayız? Boyun eğmek zorundayız. Gelişmiş ülkeler bunun tam tersi yer şekillerini kendi istek ve talepleri doğrusuna şekillendirebilmektedir. Buna en önemli örneklerden bir tanesi YS'nin ilk konularını yapmıştık. Japonya ve İsviçre arkadaşlar oldukça yoğun yüzey şekillerine ve yüksek yüzey şekillerine sahip olmalarına rağmen bu ülkeler sermaye ve teknoloji birikimiyle bu anlamda yüzey şekillerini kendi lehlerinde doğru olarak kullanabilmişlerdir. Ama ülkemizde yer şekillerinin imkan vermediği yerlerde maalesef demir yollarının hatlarının kısıtlandığı ve hatta hiç gitmediğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Hemen arkasından yer şekillerinin ulaşımda en fazla engel çıkaracağı yol demir yoldur. Hemen yine az önceki detay bilgi hatırlayalım. Demir yolları bu anlamda nedir arkadaşlar? Yer şekillerini en fazla boyun eğmek zorunda kalan hattı. O yüzden yer şekilleri bu anlamda en fazla problemi demir yolları hatlarında çıkartacaktır unutmayalım. İlk hattımız... İzmir Aydın arasındadır. İngilizler tarafından döşenmiş bir hattır ve devamını biz getirmek için oldukça büyük mücadele verdik. Halen de devam etmektedir. Dış ticaretimizin %90'ı deniz yoluyla gerçekleşmektedir. Bu anlamda en önemli ithalat limanımız İstanbul, en önemli ihracat limanımız İzmir diyebiliriz. İzmir ve İstanbul her iki anlamda da yani özellikle İstanbul ithalat ve ihracatta da oldukça popüler limanlarımız arasındadır. Hatta ilk limanımızdır. En büyük liman İstanbul'dur Türkiye için. En büyük tarımsal ürün ihraç limanı ise İzmir'dir. En büyük serbest bölge limanı Mersin'dir. Mersin unutmayalım. Mersin serbest ticaret bölgeleri arasındadır Türkiye'nin ve bu anlamda limanında gelişmişliğini oldukça. Yoğun katkıda bulunmaktadır serbest ticaret bölgesi olması. İran'da transit ticareti bu önemli bir vurgu arkadaşlar. Lütfen buraya dikkat edelim. İran'da transit ticaret Trabzon, Orta Doğu'yla da Mersin limanları kullanılmaktadır. Yani İran, Trabzon'u Mersin, Orta Doğu için kullanılan limanlar arasındadır. Lütfen unutmayın. <laughs>